Değerli Üsküdarlılar, Kadın Kolu Genel Başkanımız Sayın Aylin Nazlı Ata, Parti Meclis Üyemiz Sayın Hasan Efe Uyar, İstanbul İl Kadın Kolu Başkanımız Sayın Yeşim Ağırma, ayrıca PM üyelerimiz, Kadın Kolları MK üyelerimiz Fevziye Pehlivan, Necla Erdem, Necla Kaçar, Ali Ersever, Armağan Akgüz'e teşekkür ediyoruz. Üsküdar İlçe Başkanımız Sayın Suat Özçağdaş, konuşmalarını yapmak üzere şu an aracın üstüne çıktılar. Bugün aramızda olan Kadın Kolu Genel Başkan Yardımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ilçe kadın kolu başkanlarımızdan Rize İlçe Kadın İl Kadın Kolu Başkanımız Nurdan Ardal'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli Üsküdarlılar, değerli İstanbullular, büyük zaferin 100. yılı hepimize kutlu olsun. Bu zaferi bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi Allah'tan rahmetle, minnetle anıyoruz. Sağ olsunlar. Her birine şükranlarımızı sunuyoruz. Büyük zaferin 100. yılını ülkenin dört bir yanında mutlulukla, gururla kutluyoruz. Üsküdar'da bugün bize eşlik eden parti meclis üyemiz Hasan Efe Uyar, Kadın Kolları Genel Başkanımız Aylin Nazlı Aka, İl Başkanımız Yeşim Ağırman, MYK üyelerimiz, örgütümüzün, partimizin görevlileri ve her şeyden önemlisi sevgili Üsküdarlılar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yüz yıl önce, büyük zafer kazanılmadan önce şartlar hiç de olumlu görülmüyor idi. Bu ülkeyi tarihe gömebileceğini zanneden emperyal kuvvetler ülkenin dört bir yanını işgal etmişler idi. Ancak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları ya istiklal ya ölüm diyerek bu ülkemiz için kurulan tuzağı bozdular. 100 yıl sonra Türkiye bundan daha kötü bir durumda değildir. Bugün ülkemizin yaşadığı sorunlar, siyasal sorunlar, ekonomik sorunlar, kadınların yaşadığı sorunlar, gençlerin yaşadığı sorunlar, ülkenin dört bir yanında sizleri bazen mutsuzluğa, umutsuzluğa iten konular, 100 yıl önceyle kıyasla bir hiç, bir hiç. Biz burada var oldukça, Cumhuriyet var oldukça, Cumhuriyetçiler var oldukça, Atatürkçiler var oldukça, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Bugün Üsküdar için önemli bir gün. Üsküdar'da Mimar Sinan Meydanımızı açtık Ekrem Başkanımızla beraber. Her şeye rağmen bir umuda doğru yürüyoruz. Her şeye rağmen güzelliklere doğru yürüyoruz. 30 Ağustos 1922, 29 Ekim 1923'ün İlk günüdür. Bu zafer Cumhuriyet'in kuruluşuna doğru giden yolun ilk kilometre taşıdır. Dolayısıyla Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına geldiğimiz bu süreçte 2023 yılı da Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının yeniden mutlu insanlarının, yeniden mutlu ülkenin başlangıcı olacaktır. Buna inanıyorum. Sevgili Üsküdarlılar, değerli İstanbullular, hepinizi teker teker kutluyor. Büyük zaferin hepimize kutlu ve mutlu olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun. Sevgili Üsküdarlılar, sevgili İstanbullular, sizlere Ankara'dan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun
Tere Yürüyor yürüyüşünü organize eden Üsküdar İlçe Başkanımız Suat Özçağdaş'a, bizimle birlikte olan parti meclis üyemiz Hasan Efe Uyar'a, Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyelerimize, Kadın Kolları İl Başkanımız Yeşim Ağırman'a, Kadın Kolları İlçe Başkanımız Güllü Saran'a ve bizlerle birlikte olduğunuz için siz kıymetli cumhuriyetçilere, Atatürkçülere çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sevgili Üsküdarlılar, bazı zaferler vardır, sonsuza dek kutlanır. Bazı liderler vardır, ebediyen yaşar. Ve bazı başarı hikayeleri vardır, nesilden nesile anlatılır. İşte biz bugün böyle bir başarı hikayesini anlatmak için, böyle bir lideri anmak için, böyle bir zaferi gelecek nesillere taşımak için bir aradayız, buradayız ve bir ve beraber olarak örgütlü gücümüzü hep birlikte büyütmek için varız. Peki neden kadınlar Üsküdar'da? Burayı bir tesadüf olarak seçmedik değerli arkadaşlar. Yıl 1919. 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı mücadelesini başlatır ve ertesi gün yani 20 Mayıs 1919'da Üsküdar'a gelir ve bir miting yapar. Bu mitingde kürsüye 8 kişi çıkar. Bunların neredeyse yarısı kadınlardır. Kürsüye çıkan 3 kadından birisi Sebahat Hanım, kadınlar önde yürüyecekler. Şu cümleyi kurar. Biz kadınlar bu hak cihadında en önde olacağız ve medeniyete yalanlar söyleyen varlıklara daima lanetler okuyacağız. Ardından kürsüye Naciye Hanım çıkar ve der ki biz bu kurtuluş mücadelesini kadın erkek hep birlikte vereceğiz, hep birlikte kazanacağız. İşte o yüzden bugün Üsküdar'dayız. Hep birlikte olmak, tekrar hep birlikte kazanmak için buradayız. Ben evladını saracağı battaniyeye mermi sararak cepheye koşan o yiğit kadın, o yürekli kadınları ve bu toprakları bize vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm mücadele kahramanlarımıza bir kez daha saygılarımı, sevgilerimi, özlemlerimi, minnetlerimi sunuyorum. Onların hakkını ödeyemeyiz. Ama şurası bir gerçek. Onlar daha önce başardı. O halde şimdi biz de başaracağız. Ve başaracağız. Buna inanıyoruz. Daha önce kadın erkek birlikte mücadele ettiler ve kazandılar. Biz de kazanacağız. Buna yürekten inanıyoruz. Bu büyük bayram, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atacağımız günlerde bize aslında bir değişimin, bir dönüşümün de müjdecisi. Değerli arkadaşlar, bu bayram tutsaklığa boyun eğenlerin değil, baş kaldıranların bayramıdır. Bu bayram, keşke Yunan kazansaydı diyen, Sevr'i imzalamaya çalışanların değil, Sevr'i yırtıp atan Lozan'ı imzalayanların bayramıdır. Bu bayram yolsuzluğa, yoksulluğa, talana ortam hazırlayanların değil, adil, şeffaf, hesap verilebilir bir Türkiye inşa etmeye çalışan bizlerin bayramıdır. Ve bu bayram ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum diyenlerin değil,
eşit, özgür bir Türkiye inşası için çalışanların bayramıdır. Bu bayram ülkesinde vatandaşlığı satışa çıkaranların değil, ya istiklal ya ölüm diyenlerin bayramıdır. Ve değerli arkadaşlar, bu bayram ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Aziz Atatürk'ü ve onun en yakın silah arkadaşı İnönü'nün adını havaalanlarından, statlardan silmeye çalışanların değil, onları daima yüreklerinde yaşatanların bayramıdır. Bu bayram mülakatlarla, torpillerle, hilelerle gençlerin geleceğini çalanların değil, yeniden geleceği inşa edecek olan gençlerimizin bayramıdır. Hepimiz birbirimizle gurur duyuyoruz. İyi ki varız, iyi ki varsınız. Bu bayram kadına yönelik şiddet tolere edilebilir diyenlerin, kadın cinayetlerinden adeta bir rakam gibi bahsedenlerin, İstanbul Sözleşmesi'ni yok sayanların değil, eşit bir Türkiye kuran ve toplumsal cinsiyet eşitliğini bu topraklarda yeniden yeşertecek olanların bayramıdır. Değerli arkadaşlar, tekrar söylüyorum, onlar inandı ve başardı. Biz de inanıyoruz, biz de başaracağız. Başaracağız değil mi? Hep birlikte başaracağız. Cumhuriyetimizi yeniden demokrasiyle taçlandıracağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yeniden halkın devleti yapacağız. Ve demokratik, laik, çağdaş bir Türkiye'yi, aydınlık yarınları hep birlikte kucaklayacağız. Hep birlikte yapacağız bunu. O halde bize bir sorumluluk düşüyor. Seçimlere kadar sahada olmak, çalışmak, çalışmak, çalışmak. İnanıyoruz ki bunu yaptığımızda atamızın izinde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde o güzel, o aydınlık yarınları hep birlikte bizler getireceğiz. Geliyor, gelmekte olan diyor. Hepinizi en güzel duygularla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tekrar iyi ki varsınız diyorum güzel ailemiz.